bu şarkıyı sevdim. Bu şarkıyı telefonumun büyük ihtimalle zil müziği yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar, bir çarşamba gününe daha hoş geldiniz Karaveta oyun stüdyolarına. Bugün günlerden çarşamba, söylediğimi gibi ve bizim için Max Payne günü. Yeni değil, devam edeceğiz. En son biliyorsunuz bu ablayı kurtarmıştık. Neydi bu adamın adı, onu da unuttum. O kadar gereksiz bir insandı, düşünün yani. Onu bırakmıştık. Polis merkezini, bu kötü polislerin merkezini basmaya karar vermiştik. Ana. Dakika bir, gol bir. Adamı demek ki çok yakına gelince açıyı göremedi abi. Haklı. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu adamı sessiz alamıyor muyum? Merak ettim şimdi. Alır mıydım acaba? Bilemedim. Ana, direkt ölüyor. Oo. Tabii bunlar artık deneyimli polisler. Ay, aynı yerden sürekli başladık ama. Dur bakayım, buraya bakmıyorken. Masanın üstündeki ne? Brezilya polisinin atıştırmalığı gibi. Oğlum dur, yemek. Şurada gastronomi bilgimizi geliştiriyoruz. Harbi o masadaki ne ya? Oğlum değişik bir şey ya. Taco desen değil. Şu an benim kameram denk gel... Meyve filan mı o ya? Bir şey ama çözemedik, neyse. Şu polis abimizden silah alalım. Şu abimizde de, evet bu vardı, bunu alalım. Evet. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Yani onların tarafındayız ama derdimizi nasıl anlatacağız? Luckily for me, for once, the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Polis tam zamanında geldi derken bu çatışan dayılardan bahsediyor. Yani polis olmadığını herhalde söylememe gerek yok. Ama orada zaten ironi yapıyor abimiz. İroni. Oh, burada malları götürüyorlarmış. Neyse, aspirinimizi aldık. Devam ediyoruz. Dayı, ne ölmedin be? Neredeyse şarjör sana, senin hizmetinde çalıştı yani. Bu altın silahların kerametini de öğrendim arkadaşlar. Bu altın silahlar diğer silahlara göre daha iyiymiş. Toplarsak kullanabiliyormuşuz. Önceden topladıklarımızı da multiplayer'da oynayabiliyormuşuz. Multiplayer oynar mıyız pek zannediyorum. Çatışmalar devam ediyor. Ya buralarda aspirin bulma şansım yok herhalde. Ben devam edeyim o zaman. Ya da hiç belli olmaz mı desek? Yok canım, burada aspirin. Suları açık unutmuşlar. Hep israf, israf. Gençler israf. Siz musluğunuzu açık bırakmayın.
Oğlum hem çelik yeleğin yok hem gelmişsin bana burada dayılanıyorsun. Çelik yeleklileri tamam öldürmek zor da senin gibi adamları öldürebiliriz. Bunu artık atabiliriz o zaman. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. Hem buradan geliyor, hem oradan geliyor. Şu abi daha zorlu. Hayır, Max abi bu tarafta. Ey yavrum ey, Max abim. Refleksine kurban Max abicim. Hemen nasıl hızla döndü. Camın arkasından da vururuz. Kaçamazsın bizden. Bu adam boru değil. Bu adam Max Payne. Bir saniye. Tamam, şarjör değiştirdiysen al. Şimdi silahları toplayacağız çünkü. Bu adamın silahı ne? Bunu alalım. Pompalıdan daha iyidir. Topla mermileri abicim. Topla. Bunu da zaten... Bak aynı şey burada da var. Kahveyle içilen Brezilya'nın özel bir yemeği olsa gerek. Aranızda gastronomiye meraklı olan ya da aşçılığa meraklı olan, yemeklere meraklı olan, yemeği yapmayı, tüketmeyi seven arkadaşlar bir zahmet onu yazarsa çok sevinirim. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Daha önce kaçırılan insanların hiçbirini buraya kaydetmemişler. Onları direkt organ mafyasının eline bırakmışlar. Devam edelim abi. Either there was a switch to those doors somewhere or I was in a whole heap of shit. Düğme varsa abiciğim düğme kesin buradadır. Düğme fotokopi düğmesi değil tabii ki aradığımız düğme. Daha farklı bir düğme. İnşallah. Biliyorsunuz düğme bulma konusundaki başarılarımı burada kimseyle tartışmayalım. Biliyorsunuz koskoca bir bölüm, yarım saat boyunca ben düğme aradığımı bilirim. O yüzden kimse bununla tartışmasın. Ya gerçekten o zaman tuşu burada. Bak ben size söylüyorum. Düğmeleri görme konusunda bir yeteneğim olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Beni bu kadar takip ediyorsunuz, izliyorsunuz yani. Eminim ki biliyorsunuzdur. Oha bazukayla gelmişler. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Çevrilmeyen alt yazılıda diyor ki işte o bazukayla açtığı delikten gitmeliyim dedi Max abicim. Çevrilmeyen kısım ve buna karar verdiğim anda da pişman oldum dedi. Çünkü görüyorsunuz burada hayvan gibi tomalarla, yalnız bunlar su atmayan toma. Bunlar hayvan gibi mermi atan, insanı kevgire çeviren tomalar. Öyle sıradan tomalar değil. Tanktan bozma tomalar. Evet, bu sefer direkt oraya gideceğim. Tırstım yine. Aa yerde de varmış lan. Onu niye almadım? Neyse, buradakini alırız. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Biz patlatmayı severiz yine. Ana mermimiz bitmiş tamam. RPG mermisi bitti. Bir tane daha ağrı kesici çaktım.
O zaman bunu hak ettiniz. Bir tane de şurada vardı. Heh, geliyor. Daha varsa bekleyeyim. Yoksa çıkıyorum ben. Varmış. Kalkma koçum. Koçum kalkma. Allah'ım yarabbim. Kalkma işte. Bu adam belli ki tek başına burada size kafa tutuyorsa deli deli. Abicim deli bu adam. Yani sen yerden kalkıp bu adamı yakalayacağını zannediyorsun. Bu adam deli deli. Çıldırmış. Sen bunu yakalayamazsın. Bunun bilincinde olup bir yerde silahını kıvırıp kendi bir tarafına sokup af dileyeceksin. Bu arada bir şey deneyeceğim. O çantadan RPG mermisi alınıyorsa ben o mermiyi alırım. Alırız. Birine koyarız yani. Böyle. Yok yavrucuğum bu değil. Tamam bu yerdekini almış. Şunu alalım. Evet, tek kullanımlı RPG'ler. O zaman ben şöyle bir şey yaparım baba. Bunu alırım. Ha, buradan mermisini alamıyorsun. Neyse RPG'yi de başka zaman koyarız başkasına. Burada. Dostum seni vurmayacaktım. Yanlışlıkla vurdum. The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Çocuğu öldürmüşler bile. Aynı anda o da beni vurdu ama bilmediğim bir şey var canım. Bizde aspirin var. Her derde devam. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Aspirin her şeye deva gördüğünüz gibi. Alalım bunu da. Buradan gidiyoruz. Buradan değil. Buradan geldik. Burada kapı varmış. Ben diyorum bu dolaplarda eminim ki aspirin. Koçum kalkma kalkma işte götünden vurdum. Al. Geliyor mermiden gördük diğerinde geldiğini. O zaman şöyle bir şov yapar mıyız? Yapamadık. Allah kahretsin. Sıçtık. Heh, neyse öldü o da. Spor aletine çarptık. İyi mi? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Sizin de mermileri alayım. Senin de mermileri aldım. Şurada içimden bir ses diyor ki neden aspirin olmasın? Bence burada bir yerde aspirin vardır. Yok mudur? Yok. Ama kadınlar tuvaletinde kesin vardır. Çünkü kadınlar her zaman hazırlıklı bir şaheser varlıklardır. O yüzden kadın tuvaletinde her zaman aspirin bulursun. Kadın tuvaletinde aspirinden çok farklı şeyler de bulursun. Burada kötü anlamda söylemiyorum bunu. Dalga geçmek anlamında da söylemiyorum. Gerçekten bulursunuz. Mesela kadın çantası denilen bir mistik bir alet var. Onu işte herkes kullanamaz. Mesela bir erkek kullanamaz onu. Bir erkek çantası her bakımdan her zaman eksik kalır. Allah seni kahretsin. İyi bok bir iş başardın yani. Hani biz mesela Tomb Raider oynuyoruz ya, Tomb Raider işte ok seçtiği zaman taramalı tüfek ve pompalı tüfeği yok oluyor. Aslında yok olmuyor, o çantasına koyuyor. Çünkü onunki bir kadın çantası.
kadın çantalarının böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bilimsel olarak bunu kanıtlayamazsınız ama sonsuz genişliğe sahiptiler. Burada da var. Allah'ım bu ne ya? Nesin abicim sen? Yani ne olduğunu bilmeden canım çekti. Öyle bir şey yani. Çünkü her yerde var. Notu inceleyelim. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Burada aspirin yoktur zannetmiyorum. Koçum sen nereye koçuyorsun? Zırhına mı güveniyorsun? Al. Al şarjörü boşalttım sanki. It came from the control room. It looked like the security cameras were still running. Evet, bakarız abicim. Kameraya da bakarız. They had their body armor. I had mine. Yani bak, bir tanesini daha hepsini topladık. Elimizdeki silah mı acaba? O onu bilmiyorum işte. Altın olmadı çünkü. I figured I should check out the security monitors. Abicim edeceğiz edeceğiz, merak etme. Şimdi bak, bir tane aspirin çaktım. Al, bir tane kaldı. Adamlar bizi kondiklerse ne olacak? Aspirini aramamız lazım yani. Mucizevi bir ilaçtır kendisi. Aha gördüm bak kenarda. Gördünüz mü? Eczacı dolabında. Benim kameramın hemen üstünde. Ya da kameramdan dolayı siz göremediniz ama ben gördüm. Happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Aldık. Ha, sis attın da ne oldu, Oche? Al abiciğim emanet. Ölmediler be. Hangisi vurdu? Bu mu vurdu abicim? Al. Gaz maskesinden. Kim vurdu lan? Vay push. Orada pusmuş bitkilerin arkasına, aloe vera'nın arkasına pusmuş. Aloe veracı köpek seni. Mermi mi bitti dedim. Şarjör. Ha, bir tanesi de burada korkuyor kendisi. Tek kurşun. Koçum. Siz bizi daha tanımamışsınız. Rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Şu silah mı alsak ya? Lazer falan da varmış da. Bilemedim. Hadi alalım ya. Farklı silahları da görmüş olalım. Mermisi çıkıyor zaten. I saw the elevator doors were open. Lan bu değil. Şunu alacağız. Abicim bu silah mıydı ya? Dur bakayım hemen. Evet buymuş, tamam. Şuradan toplayalım mermilerini. Asansörle çıkacak. İşte bana dalarsan sonun böyle olur. Köpek! Böyle uzanırsın kalırsın. Terbiyesiz. Burada masum insanları kondikliyorlar. Beşinci kata çıkalım. There was one thing I learned since being in Sao Paulo. It was that me and the local elevators were not a good mix. Ama tabancamız gitti mi şimdi? O kadar silah toplamıştım ben. Ha, gitmemiş, tamam.
Az beyaz nişangah yok, görüyor musunuz bilmiyorum da lazeri gösteriyor. Pompalı ile gelmiş galiba. Aspirin mi buldu? Ha, buradan geldik zaten. Tamam, buradan gideceğiz. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Dostum. Bu senin. Bu senin. Bu silah çok kötüymüş bu arada. Çek silahı abicim. Hadi. Heh, tamam. Abi lazer nişangahla benim daha iyi vurmam gerekmiyor muydu ya? O yandaki dallamanın beni vuracağını biliyordum zaten. O ne lan? Gerçekten çılgınsın Max abi. Dostum bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu da senin olsun. Al. Bay bay bay. Le 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 le. Le 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 le. Al. Kel kafana bir delik açalım. Ay aspirini fazladan içti. Fotokopi makinesinin koruyuculuğuna sığındım. Dostum ölmedin mi? Ölmediysen kaç işte, kaç. Eyvah geliyorlar. Oo, almış eline makineliği. Eyvah 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 eyvah. Killed more cops than cholesterol and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Bu masada kesin belge melge bir şey vardır diyeceğim. Aha, şurada bir resim var ama inceletmiyor. Bir şey diyeceğim lan, o şey değil mi? GTA'daki Diaz değil mi lan? Değilmiş, tamam. GTA Vice City'deki Diaz zannettim de. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Ya Becker'ın işte pek... Ya Becker yerinde şimdi, Max abiciğim yanlış anlama da, Becker yerinde ben de olsam senin karşına çıkmazdım. Yani Beckert yerinde kim olsa herhalde senin karşına çıkmazdı, bilmiyorum. Aranızda farklı düşünen varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Allah'ım yine seni gördüm. Sen nesin be kardeşim ya? Neyse. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was. 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Ya öbür silahı alacaktım aslında da bunun 200 tane mermisini topladık, vazgeçtim o yüzden. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now what? The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. Ha, sonraki bütün hepsini inceleyebiliyoruz. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king Da Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were. My illustrious employers, three dead and still, every chance I'd go four for four. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company.
Paso's sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Bitti. Devam edelim. Bak burada da var. Abicim bu nedir ya? Şurada ne var? Açılmıyor. Tahmin etmiştim zaten. Dayıcım öyle ateş edilmez. Böyle ateş edilir. Gel. Gel gel. Bir tane de orada var. O tarafa kaçtı mı acaba? Hemen bakıyoruz. Evet, kaçmış. Burada kimsecikler yok. Reflekslerimi sınamayın. Bugün PUBG oynarım, görürsünüz. Ay 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 oy 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 diyorum da burada güzel silah yok ki ya. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Harbiden güzel bir tane pompalı var, bir de tüfek var, bıçak mıçak var. Bir de kovboy tabancası var, altı patlar var. Alsak mı bir tüfeği? Tüfeği alsak bunun kaç mermisi var? Aa, hayatta almam, bana ne? Bana ne? Şunu da kapatayım da. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde diz çöker tövbe ister. Ya, ya bana kurşun sıkarsan böyle dizlerinin üstüne çöker tövbe istersin. İt. Devam edelim bu arada ya. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Hemen hızlı hızlı çıkalım abicim o zaman. That would have been too easy. Şöyle vuracak mıyım acaba? Ay ben böyle işin. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Ver bana kontrolü. Evet. O düşen kedi videosundaki gibi düştük aşağıya. There it was, the tape from the Bronco security system. İzleyelim bakalım. Aha. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Gördünüz bizim patronu kimin vurduğunu gördük. Benim tüfeğim. Hayda, yine mi gitti? Tüfek gitti mi? Düşerken düşürdük herhalde onu da. Neyse. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Tamam abicim. Sonuna getireceksek o zaman biz bu bölüm için de sonumuzu verelim. Günün ikinci videosuyla devam edeceğiz. Abi bir sistem topladım. Üf. 10 numara. Harbiden sistemi de gerçekçi yapmışlar ama kablolar gerçekçi değil. Yani benim
kasada o kadar kablo yok. Ya hiçbir kasada yok. Daha ince kablolar yani. Kalınlık anlamında yok dedi. Ha, televizyon izlerken bitirelim o zaman ha. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Banka Boitatá. O seu carro ou o seu negócio. Kredi veriyormuş her şey için. Günün ikinci videosuyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.